Evet dayı, şimdi modüler aritmetiği işleyelim. Modüler aritmetik öncelikle mod diye de söylenebilir. Mod ne demek? En önemlisi bu. Mod bir sayının bir sayıya bölümü demek değildir. Mod bir sayının bir sayıya bölümünden kalan demektir. Yani arkadaşlarımız bunu iyi bilsinler. Mod bölüm demek değildir, kalan demektir. İşimiz kalanlarla yani. Kalanlarla. A denktir B mod M. Yani bu ne demek istiyor? A sayısını M'ye böldüğümüzde kalan B'dir. Tabi burada M'nin şartları var. 1 olmayacak ve pozitif tam sayı olacak. O zaman biz bu B'yi buraya yollarsak A-B burada zaten 0 kalır. Demek ki A-B M sayısına tam bölünür anlamına gelir. Örnek üzerinde görelim. 52 denktir 2 mod M olduğuna göre M'nin alabileceği değerleri bulunuz. Şimdi dayıcım, iki tane yol var. Birincisi, ikinci yol. 52 denktir 2 modem. Önce bu 2'yi buraya yolladık. 50 denktir 0 modem. Yani 50 sayısı M'ye tam bölünecek. Ve pozitif olacak. O zaman 50'nin bölenlerini düşüneceğiz değil mi? 50'yi böldüğümüzde 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 böler. Modun 1 olamayacağını söylemiştik. 1 iptal olur. O zaman 5 tanedir diyebiliriz. Tabi buradaki 50 sayımız küçük olduğu için rahatlıkla adamları yazdık. Bu 50 sayımız daha büyük olsaydı, 5000 olsaydı, 50.000 olsaydı o zaman da birinci yolumuzu yapacaktık. Yine aynı şekilde 2'yi buraya atacaktık. 50 denktir 0 modem. 50'nin pozitif bölenleri sayısını bulacaktık. Bu da pozitif bölenleri sayısını bir hatırlayalım. Hatırlayalım dayı. Sayıları asal çarpanlarına ayırıyorduk. Evet. Üstlerini birer arttırarak çarpıyorduk. Çok güzel. O zaman biz de pozitif bölenlerini bulmak için 50'yi asal çarpanlarına ayırdık. 5'in karesi çarpı 2 üzeri 1. Üstlerini birer arttırıp çarptık. 6'yı bulduk. Ama mod 1 olamayacağından 5 dedik. Bu da sayımız büyük olursa yapacağımız yöntem. 1213 üzeri 582 denktir x mod 5 ise x kaçtır? Önemli bir soru tipi. İlk başta bunu dinlediklerinde arkadaşlarımız ya ne kadar karışıkmış diyebilirler. Ama daha sonraki soruları gördükçe ne kadar kolaymış diyecekler eminim. Demiyorlarsa tekrar tekrar dinlesinler. 1213 5'ten büyük olduğu için önce 5'e böleriz. Gittik 5'e böldük, kalanı 3 bulduk. Artık biz 3 üzeri 582'yi bulacağız. O da 3'ün 1'i 3. Mod 5'e göre. 3'ün karesi 9, 5'e böldük kalan 4. 3'ün küpü 27, 5'e böldük kalan 2. Biz sonra 3'ün 4'ü, 3'ün 5'i, 3'ün 6'sını her seferinde hesaplamamıza gerek yok. Şunu yapabiliriz. 3'ün 4'ünü bulmak için dayı bu 2 ile 3'ü çarpmamız yeterli. Yani bu en son bulduğumuz adamla en baştakini çarparsak buluruz. Sebebi de şu. 3'ün küpüyle 3'ün 1'ini çarptığımızda 3'ün 4'ünü buluruz zaten. O zaman 2 çarpı 3, 6, 5'e böldük 1. Normalde eskiden 1'i bulduğumuzda dururduk. Ama şekilli sorular gelecek, harfli sorular gelecek. Orada 1 diye bir şey yok. Onun için şuna alışmayı tavsiye ederim arkadaşlara. Başladığımız adamı bulana kadar gidelim. Zaten o da devamlı 1'den bir sonraki adamdır. 3'ün 5'e 1 çarpı 3'ten 3. Sonra bakacağız. Kaçta 1 tekrar olmuş? 5. kuvvette 3'ü bulmuşuz, 1. kuvvette 3'ü bulmuşuz. O zaman 5'ten 1 çıktı, 4'te 1 tekrar var. Üstteki adama hiçbir şey yapmamıştık şu ana kadar. 582'yi 4'te 1 tekrar olduğu için 4'e bölüyoruz, kalanı 2 buluyoruz. İkinci dereceye bakıyoruz. Hemen ikinci derecenin cevabı da 4 oluyor. İşte mesele bunu taktiğini düzgün bir şekilde algılamaktır dayı. Daha sonraki sorularda yine benzerlerini çözeceğiz. Atatürk, 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 nokta, nokta, nokta. Kelimesinin soldan 1881. harfi nedir diye gelmiş sorumuz. Şimdi, biraz önce demiştik ki dayı, biri bulmak mesele değil. Başladığımız adamı bulmak mesele. O zaman ben A harfine 1, T'ye 2, A'ya 3, T'ye 4, Ü'ye 5, R'ye 6, K'ya 7, tekrar Atatürk'ün A'sına 8 dedim. Başladığım harfi burada buldum diye sevinmeyeceğim. Atatürk kelimesinin baş harfindeki A'yı bulana kadar gideceğim. 8'den 1 çıktı, 7'de 1 tekrar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1881'i soruyorsa 1881'i 7'ye bölüyoruz ve kalanı 5 buluyoruz. Demek ki cevabımız 5. harf, o zaman Ü harfidir rahatlıkla söyleyebiliriz. Olay bu. Veya bunu şu şekilde bir sur sorusu üzerinde gösterebiliriz. Şekil kendini tekrar ederek sonsuza doğru gidiyor. Buna göre 1453'ten 1450'ye kadar olan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dayı, şekle dikkatle bakarsan tekrarlandığı yer neresi sence? Bakıyorum dayı, şuradan
Onu alabilir miyim? Evet. Buradan başlamış, böyle gelmiş, hala tekrar yok. Üçgen var. Böyle geliyor. Böyle gidiyor, böyle geliyor, geliyor. Tam burada tekrarla başlıyor dayı. Ne yaptın dayı ya? Bir alabilir miyim? Evet. Şimdi buradan başlamış. Geldi, güzel, indi. Şimdi evet. Şurada tekrar aynısı değil mi bak? Geldi, evet. Çukur yaptı. Demek ki başladığı yer 8 olsa... O zaman ben şunu yapmayacağım. Yani buradan alıp şunu da tekrar etmesini beklemeyeceğim. Hayır dayı. Biz başladığımız adam 1. 1 tamam. Olduğundan 8'de tekrar aynı yer başlıyor değil mi? Evet. O zaman 8'den 1 çıktı, 7'de 1 tekrar diyebilir miyiz? Evet. Çok iyi. O zaman 7'de 1 tekrar olduğunu anladık. 1453 nereye denk geliyor? Hemen 7'ye böldük. Kalanı bulacağız. Kalan 4. 1453. sayımız buraya denk geliyormuş. Evet. 1454. sayımız buraya denk gelir. Evet. 1455 6'ya denk gelir. 1456 7'ye denk gelir. 1457 de 8'e denk gelir. Evet. Dolayısıyla bana 1453'ten 1457'ye kadar diyorsa o zaman o şu şekil alalım. Çat diye buraya gelir. Hmm. Şıklarda bunu gördüğünüz zaman işaretleriz. Olay tamam mıdır dayı? Tamam. Gayet güzel bir soru. Not. Birler basamağındaki rakam kaçtır? Son rakamı kaçtır? 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Efsane. Soruları hep aynı sorulardır. Mod ona göre işlem yapılır. Gerçekten de 1453'ün birler basamağındaki rakam 3'tür. Son rakamı 3'tür. 10 ile bölümünden kalan 3'tür. Biz devamlı bunlarda mod 10'u yapacağız. O zaman sorumuza baktığımızda 650-172 sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır diyorsa benim yapacağım iş mod 10'a bakmak. Mod 10'a bakmaktır. Yapıyorum. 6'nın 1'i 6. 36'nın 1'i 6. 6'nın karesi 36. Hepsi 10'a böldüm. 6. 6'nın küpü 6 kere 6 36 10'a böldüm. Gene 6. Demek ki bu adam hep 6 yapmakta ısrar ediyor. Evet. O zaman 600'leri 172'de 6'dır diyeceğim. Bazen de bu kadar kolay soru gelebilir. 2 üzeri 2012 sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani mod 6'yı soruyor. O zaman başlıyorum. 2'nin 1'i 2. 2'nin karesi 4. Bundan küçük olduğu için hemen yazdım. 2'nin küpü 8. 6'ya böldüm. Kalan 2. 2. Başladım adama hemen döndüm. Evet. Bir tane daha yazsam 2 çarpı 2 4 tekrar 4 olacak. O zaman bu da 2 4 2 4 2 4 diye devam çift edecek. Çift kuvvette 4 oluyor demek. Tekinci kuvvete bakınca 2, çiftinci kuvvete bakınca cevabın 4 olduğunu görüyorum. Evet. Bizim sorumuzda da çiftinci kuvvet olduğu için bu sorumuzun cevabı 4'tür diyebiliriz. Üstü tek olan 2, üstü çift olan 4. Bizimkisinde üstü çift olduğundan cevap 4. Yani böyle çok kısa tekrarlarda hemen tek mi çift mi durumuna bakalım. 2 ihtimal varsa. Hı hı. 048-1579. Bu devirli ondalık sayıda virgülden sonraki 193. basamakta bulunan rakam kaçtır denilmiş. Şimdi virgülden sonra 193 de devreden ya şurası değil mi dayı? Evet. 1579 devrediyor. O zaman ben bu ikisini dahil etmesem, yani birinci bu, ikinci bu, 193'ten 2'yi çıkartıp devirden itibaren 191. basamağı bulsam mantıklı iş yaparım. Evet. O zaman öyle yapıyorum. 193. basamak yerine 191. basamağı bulacağız. Şimdi 048-1579-1579 diye gidecek. Ben bu tarafı almıyorum. Şu birinci adamım, bu ikinci adamım, üçüncü adamım, dördüncü adamım, beşinci adamım. Çünkü başladığım adamı tekrar geldim. Dörtte bir tekrar ettiğimi görüyorum. 191. basamağı soruyorsa 191'i 4'e bölüyorum. Kalan 3. O zaman 3. sıraya bakıyorum ve cevabımın da 7 olduğunu rahatlıkla söylüyorum. Bu soru tiplerinde yapacağımız taktik budur. 24 üzeri 19 artı 25 faktöriyel sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Dayı şimdi faktöriyel gördük. 25 faktöriyel. İçinde 7 var, 0'dır onun yerine. Yani direkt bunun kalanı 0'dır. O zaman mesele 24 üzeri 19'u bulmakta. Hemen yapıyoruz. Bunun 0 olduğunu söyledik. 24 üzeri 19 denktir x mod 7. Öncelikle 24 7'den büyük. Büyüktür. Yapacağım iş nedir? Bölüp kalana bakmak, onun üzerinden hareket etmek. Tamam, 24'ü 7'ye böldüğümüzde kalan 3'tür. Kalan 3'tür, çok iyi. O zaman ben 3 üzeri 19'u bulacağım değil mi? 3'ün 1'i 3. 3'ün karesi 9, 7'ye böldüm 2. 2. 3'ün küpü 2 kere 3'ten 6. 3'ün 4'ü 6 çarpı 3, 18, 7'ye böldüm 4. 4. 3'ün 5'i
4 çarpı 3 12, 7'ye böldüm 5. 5. 3'ün 6'sı çıkmadan bir söyleyelim. 5 çarpı 3 15, 8. 7'ye böldük 7, 14, 1. Ama biz başladığımıza gelecektik. 3'ün 7. kuvveti de zaten 1'den sonraki adamdı. O zaman 7'den 1'e değil, 6'da bir tekrar var. Kuvvetimiz 19 olduğundan gidip 19'u 6'ya böldük. Bir. Kalan 1, 1. dereceye bakarız. Cevabımızın da 3 olduğunu görürüz. Sistem bu. Fermat teoremi der ki. Fermat ünlü bir matematikçidir. O şöyle bir şey söylemiş dayı. Diyor ki, bak kardeş diyor. X üzeri y eksi 1 denktir 1 mod y. Bak, modun bir defa asal olacak. X ile y de aralarında asal olacak. Ve senin diyor, üstünde diyor, benim diyor bir eksiğim olursa, modun bir eksiği olursa, senin sonucun daima 1'dir. Tekrar ediyorum, modum asal. X ile y aralarında asal. Ve x'in üstündeki adam modun bir eksiği olursa cevabı 1. Örnek, mod 7 asal. Evet. 5 ile 7 aralarında asal. 7'nin 1 eksi 5'in, üst. 7'nin 1 eksi 6. 5 üzeri 6 1. Veya mod 17 asal. 12 ile 17 aralarında asal. 17'nin 1 eksi 16. 12 üzeri 16 1. Bunu ben sorularda nasıl kullanacağım? 15 üzeri 86 denktir. X mod 29 denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Mod 29 asal. Evet. 15 ile 29 aralarında asal. O zaman Fermat'a göre 15 üzeri bunun 1 eksi 28 1'dir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? 15 üzeri 28 denktir 1. Şimdi dayı 1 28. kuvvetteyse 86'yı 28'e bölmemiz mantıklıdır. Evet. Hemen gidiyoruz 86'yı 28'e bölüyoruz, kalan 2. O zaman demek ki ben 15'in karesini bulmalıyım. Çünkü 3 defa bu tekrar ediyor, sonra kalan 2 oluyor, 15'in karesi kalıyor. 15'in karesi de 225, 29'a böldüğümde kalanı 22 bulurum. Evet. Fermat beni neyden kurtardı? 15'in 1'i, 15'in 2'si, 15'in 3'ü, uzun 15'in iş. 4'ü. Fermat beni bundan kurtardı. Onun için Fermat gerçekten önemli bir teorem bulmuş. 909 üzeri 122 sayısının son iki basamağındaki rakamların toplamı. Mod 100'e bakarız dayı. Bravo. Yani bize son basamağını sorduklarında mod 10 diyorsak, son iki basamağını sorduklarında da mod 100 deriz. Şimdi dayı, 909'u 100'e böldük. Kalan 9. O zaman ben 9 üzeri 122 sayısını bulmalıyım. Evet. Bu biraz abartı bir soru. 9'un 1'i 9. Biraz uzun sürer dayı bu. Yani mod 100'e göre yapacağım. 9'un karesi 81. Evet. İki basamaklı yapacağım. Çünkü 100'e bölünce 81 zaten. Yani. 9'un küpü 81 ile 9'u çarpıp 100'e böleceğim 29. 9'un 4'ü 29 ile 9'u çarpacağım 100'e böleceğim 61. Ya yani uzun bir soru. Ha. Biz sadece mantığını verelim diye anlatıyoruz bunu. 9'un 5'i, 9'un 6'sı, 9'un 7'si, 9'un 8'i, 9'un 9'u ve 9'un 10'unda 0-1'i bulduk. 9'un 11'inde 0-9'u yani başladığımız adamı bulduk. 10'da bir tekrar var. 11'den 1 çıktı, 10'da bir tekrar var. Tepede de 122 olduğu için 122 10'a böldük 2. İkinci dereceye bakarız. İkinci derecenin cevabı da gördüğümüz gibi 81. Bizden son iki basamandaki rakamları toplamı sorduğu için 81'in rakamları toplamı da 9 olur. Eğer onlar basamandaki rakam kaçtır deseydi aslında yine mod 100 yapılır. Çünkü biz 81 bulduysak onlar basamandaki rakam 8'dir derdik. Evet. Onun için bu da önemli bir soru tipi olurdu. 8x artı 1 eşittir 6 eksi 3x mod 7 denklemini sağlayan en küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi dayıcım 8x artı 1 6 eksi 3x'e eşit. Denklem çözer gibi yapacağız. 3x'i buraya attık. 1'i de bu tarafa. O zaman 11x denktir 5 mod 7. X eşittir 5 bölü 11. Ama bakacağız şıklarda yok bu. O zaman bu mod bizim dayımızdır. Sen evet. Bizim dayımızsın ama mod da bizim dayımız. Evet. Dayı bana yardım et diyeceğiz. Dayı ister üste yardım eder, ister alta yardım eder, ister üstten alır, ister alttan alır. Evet. Canı ne isterse onu yetkisi yapar. Geniştir. Yetkisi geniş. O zaman dayım yardım edecek. Şimdi üste yardım etse, dayı bana yardım et. 7'yi eklersem 12 bölü 11 yapar. Evet. Dayı bir daha yardım et. 7 daha ekledim 19 bölü 11. Bir daha yardım et. 26 bölü 11. Bir daha yardım et. 33 bölü 11'den işte 3'ü buldum. Tam sayı bulduk bir tane. Bir tane bulduk. Bizden en küçük pozitifle en büyük negatif istiyordu galiba. O zaman dayım ben 3'ü bulduysam benden
al dediğimde 3'ten 7'yi çıkarttığımızda eksi 4 buluruz. En büyük negatifimiz eksi 4. En küçük pozitifimiz de 3. O zaman eksi 4 ile 3'ü de toplarsak cevabımız eksi 1 olur. Benzer bir örnek daha çözelim. 5x eksi 4 eşittir 2x artı 17 mod 15 denklemini sağlayan en küçük 2 basamaklı pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır demiş. Ama en küçük 2 basamaklı pozitif tam sayı. Evet. Şimdi yine bunu oraya onu oraya atalım. 3x eşittir 21 mod 15. Burada çok önemli bir şey var diye. Şimdi x yanında 3 var, burada 21 var, burada 15 var. Her 3'ü de birden 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Tetris vardı hatırlar mısın dayı? Evet. Düşüyor. Böyle eşit olduğu anda çat diye bir çökme olurdu. İşte de burada da böyle bir çökme olacak. Yani hepsi 3'e bölünüyor. Hepsi aynı sayıya bölünüyor. Bölünmeyecek. Bölünmeyecek. Kim demiş dayı dokunulmazdır diye bir laf geldi buraya. O zaman herkesi 3'e böleceğiz. Yani moda da dokunulur. Evet. O zaman 3'ler sadeleşti. X denktir 7. Mod 5. Artık benim dayım 5'tir. 15 değil. Evet. O zaman ben geliyorum diyorum ki dayı bana yardım et. 7'ye 5 eklesem 12. 12. 5 eklesem 19. 5 19 mu? 17. 7 12 17 olması lazım şuranın. Böyle devam eder. Sonra dayı benden al. O zaman 7'den 5 çıktı. 2. 2'den 5 çıktı. Eksi 3. Bu da böyle aşağı doğru gider. En küçük 2 basamaklı pozitif tam sayım gördüğümüz gibi 12'dir. Negatif de eksi 3'tür. Bununla da bunun toplamı cevabımız 9'u verir. Evet. Önemli bir soru tipi. Dayı istediği zaman verir, istediği zaman alır. Olur. Denklemini sağlayan 2 basamaklı en büyük x doğal sayısı kaçtır? Şimdi dayı x'i buraya, 2'yi buraya yolladım. 3x eşittir eksi 8 mod 11. Zaten 3'ünün aynı anda bölünme durumu var mı? Yok. Yok. O zaman x eşittir eksi 8 bölü 3 dedik. Dayım yardım etsin. Evet. Dayım buraya 11'i yardımında bulunsa eksi 8 artı 11'den 3 yapar. 3 bölü 3'ten 1 yapar değil mi? Yani bu dayının yardım etmesini şöyle algılamasın arkadaşlar. Buraya artı 11 deyip 3 kere 11 33 33'ten 8 çıktı ha. Falan değil. Dayı şahsi olarak paya şahsi olarak paydaya yardım eder alır. O zaman eksi 8'e 11 ekleyince 3 bölü 3'ten 1 bulduk. Bir tane bulduk mu rahatız artık. Neyi soruyorsun kardeşim bana? 2 basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi x 1 ise benim de dayım da 11 ise ben 11 ekleye gideceğim. Yani aslında bu 11 ile bölümünden kalan 1'dir değil mi? Evet. O zaman 11 ile bölünen en büyük adam 99 değil mi 2 basamaklı? Evet. 1 eklesem 100 olur, 3 basamaklı olur olmaz. Ya. 99'dan önceki 11 ile bölünen en büyük adam kim? 89. 88. Yani 1'i de eklersem 89 olur. Yani 11 isteyen gitsin, isteyen de ne yapar? Cevabı hemen düşünür. Der ki 11'in katından bir fazla. O zaman 88'in bir fazlası 89'dur der cevabımıza. X eleman pozitif tam sayı olmak üzere x artı 9 denktir 3x eksi 1 mod 4. Denkliğini sağlayan en küçük 2 farklı x doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi dayı x artı 9 3x eksi 1. Bunu buraya bunu buraya yolladık. 10 denktir 2x mod 4. Herkes 2'ye bölünüyor mu? Evet Tetris. O zaman Tetris gibi herkesi 2'ye böleriz. X denktir 5 mod 2. Dayım 2'dir benim. O zaman 5 ise dayım buna ekleye ekleye de gidebilir. Aşağı doğru alabilir. Benden istediği en küçük 2 farklı doğal sayı. O zaman ben 2 ekledim 7. Böyle böyle gider. 2 çıkartırsam 3. 2 çıkartırsam 1. 2 çıkartırsam eksi 1. Böyle böyle gider. En küçük 2 doğal sayı soruyorsa 1 ile 3 cevabım 4 olur. 14 üzeri m denktir 4 mod 9 denklemini sağlayan 2 basamaklı en büyük m doğal sayısı kaçtır diyor. Şimdi burada da önemli bir soru tipi öğrencilerin algılaması gerekiyor. Biraz zorlanıyorlar genelde bu soruda. Bu sefer kuvvet soruluyor çünkü. 14 9'dan büyük. Biz ne dedik böleceğiz. 14'ü 9'a böldüm. Kalan 5. 5. O zaman 5 üzeri m 4 oldu. Başlıyorum şimdi. 5'in 1'i 5. 5'in karesi 25. 9'a bölünce kalan 7. 9'un kuralı zaten rakamları toplama. Evet. 5'in küpü 7 kere 5 35. 8. 9'a böldüm 8. 5'in 4'ünü 4 buldum. Buldum değil mi şu anda? Evet. Buldum da ne işime yaradı? Adam bana ne diyor? 2 basamak en büyük. Ben şu an bir yorum yapamam. Devam ediyorum. 5'in 5'ini biz bulalım dayı. 4 kere 5 20. 2. 20'nin rakamlarını topladım 2.
5'in 6'sını da biz bulalım. 2 kere 5, 10. Rakamlar toplamı 1. Şimdi dayı ben 1 ile çok şey yapabilirim. Çünkü 5'in 6'sı 1 ise 5'in 12'si de 1'dir. Evet. 5'in 18'i de 1'dir. Ama şunu diyemem. 5'in 4'ü 4 ise 5'in 8'i de 4'tür. Diyemem. 1 için diyebilirim. O zaman ben de 1 için dediğim şeyi genişletip bir şey bulduktan sonra o bulduğumdan 2 öncesi de bana daima 4'ü mü verir? Evet. O zaman 6'nın katı olan en büyük iki basamaklı sayım nedir diye onu düşünürüm değil mi? 96. 96. Değil mi? Evet. Çünkü bir 6 daha eklesem 102 olur. O zaman 96. kuvvet 1'i veriyorsa ondan bir önceki 95, ondan bir önceki 94. Demek ki cevabım 94'tür derim. Hemen buradan bizim aradığımız cevap 1'i verenin 2 öncesidir. Dolayısıyla 5 üzeri 6 1 ise 5 üzeri 96 da 1'dir. Cevabımız 2 öncesi olduğundan 94 olur diyoruz. Güzel, etkileyici bir soru. Z11'de bu iki işlem verilmiş. Denklem sisteminin sağlanan x değeri nedir? Şimdi üzerlerinde şapkalar var. Nedir bunlar? Çok da umurumuzda değil. Şapka benim umurumda değil. Ha, Z11 ne demek? Mod 11 demek. Bu mod 11 diye yazılmaz da bazen Z11 diye yazılır. Benim asker lise sınavına girdiğimde yapamadığım tek soruydu dayı. Z7. Yani ben bakıyordum böyle, ya bu Z7 nedir diyordum. Mod 7 olduğunu bilmiyorum ki, kimse de bana söylememiş. Ben şey zannediyorum, tam sayıları 7'ye bölüyorum. Yani. Halbuki bu gösterime de alışık olsun arkadaşlarımız. O zaman şapka umurumda değil dedik. Denklemleri alt alta yazdık. Taraf tarafa hemen topladığımızda y'ler gitti. 5x eşittir 7, x eşittir 7 bölü 5. Benim dayım var. Dayım hemen bana yardım eder. Dayım da 11. Şimdi düşünsene dayı, burada yardımı muhtaç birileri var. 11 eklersem buna ne yapar? 18. 18 bölü 5 işe yaramadı. Bir 11 daha eklersem 29 bölü 5 işe yaramadı. Olur. Bir 11 daha eklesem 40 bölü 5'ten 8. X'i buldum 8. X'i 8 bulursam yerine yazarım. Oradan da Y'yi bulurum. Benden X'i sormuş. Cevabım 8 derim. Z7'de X'in toplamaya göre tersi eksi X, çarpmaya göre tersi X üzeri eksi 1 olduğuna göre. Z7'de 3'ün eksi 2'nin şapkası, bunların sonucu nedir? Dayım bu defa şurası 1 zaten. 3'ten eksi. Şapka umurumda değil zaten benim. Evet. 3 artı eksi 2 1 yapar. E bu da çarpmaya göre ters demekmiş. 1 bölü 3. 1 bölü 3. O zaman 1 artı 1 bölü 3. Bu da bana 4 bölü 3'ü verir. Dayım da bundan sonra bana yardım etsin bir zahmet. Evet, çok kolay. Kesinlikle. Bu 4'e 7 eklesem 11. 3'e bölünmedi. Bir 7 daha eklesem 18. 3'e böldüm 6. 6. Ya da dayı, şu 3'ten 7'yi çıkartsam eksi 4. 4'ü eksi 4'e bölsem eksi 1. 7'yi de ekleriz. Dayım da 7'yi verdi 6. Her iki yoldan da 6'ya gittik. Şimdi 7 ekledik 11 bölü 3. Bir daha 7 ekledik 18 bölü 3. Oradan da 6 çıktı. Z9'da denkleminin çözüm kümesi elemanlarını bulunuz. E dayı, ikisinin çarpımı sonucu 0 ise bu ne anlama gelir? Ya ikisi de 0 olabilir. Bu işte. Yani ya bu ya bu. Evet. X'den biri 0. O zaman burayı 0'a eşitlersem x eşittir eksi 3. Buradan negatifleri sevmezler bunlar. Bu alemde negatifler sevilmiyor dayı. Hemen dayı yardım eder. Eksi 3'e 9'u ekledim. 6. Sonra buna geldim. 4x artı 5 0 x eşittir eksi 5 bölü 4. Dayım yardım et dedim. Eksi 5'e 9 eklendi. 4 oldu. 4'ü 4'e böldüm. 1 oldu. Dolayısıyla dayım yardım edince 1. O zaman çözüm kümesi 1 ile 6'dır derim. Bir fonksiyon sorusu. Fx eşittir z7'de 2x artı 5 olduğuna göre f'in tersinde x kaçtır? Şimdi fx fonksiyonun tersi neydi dayı? Fonksiyonun tersi demek x eksi 5 bölü 2 demek burada. Evet. Yani burada sanki süsü bir x varmış gibi düşünüyorduk. Evet. 5'i buraya atıyorduk. X eksi 5 bölü 2. Evet dayı. Buradan da dediğin gibi f'in tersinde x eşittir x eksi 5 bölü 2. Şimdi burada halkımın en büyük eksikliği tersten düşünememekti. Yani. O zaman ben bunu x bölü 2 eksi 5 bölü 2 diye yazdım. Dayım 7. Aslında bu x'in önünde gizli bir 1 mi var? Evet. O 1'e 7'yi eklesem bura 8x bölü 2 olmaz mı? 4x olur ya. Evet, 8x bölü 2. Sonra bu eksiği burada bıraktım. Bu 5'e bir 7 ekleyemez miyim? Evet. 8x bölü 2'den 4x, burası da 12 bölü 2'den 6. Dedik ya, burada eksileri sevmezler. O zaman şu eksi 6'ya bir 7 daha eklersek 4x artı 1 olur. Yani amacımız bunu tam sayı yapmaktayız. Yapmak.
olay pozitif da, tam sayı olacak. Tabii pozitif tam sayı yapmak. Ya düşünsene burada 1 olduğunu hayal etmek. 7'ye 1 ekliyorsun 8, 8 bölü 2'den 4 diyor. Çok büyük serbestlikler var burada. Kesinlikle, hatta şurada eksi 5, 7 ekleyip direkt 2, 2, 2'ye bölüp 1. Bunların hepsi bizim özgürlüğümüze kalmış. Gelelim problem sorularına. Evet, şimdi burada 3 günde bir nöbet tutan bir sağlık memuru 70. nöbetini perşembe günü tuttuğuna göre 23. nöbetini hangi gün tutmuştur diyor. Dayı biz bunu coğrafyayla çözeceğiz. Meridyenlerle. Evet. O da bu meridyenlerle. Coğrafyayı ilgilendiren kısmı sadece iki tane çubuk. Şunda, şu anda işimiz bitti coğrafyayla. Bitti coğrafyayla, şimdi matematiğe geliyoruz. Bana ne diyor? 70. nöbetini perşembe günü tutmuştur. 23. nöbetini hangi gün tutmuştur? Şimdi dayı, burada önemli olan kaç tane daha nöbet tutmuş? O zaman ben hemen buradan 70'ten 23'ü çıkartır 47 nöbet derim değil mi? Ya. Her nöbet 3 günde bir tutulmuşsa 47 ile 3'ü çarparım, 141 gün sonrasını merak ediyorum. Evet. Daha doğrusu öncesini merak ediyorum. Burada önce. Önceyi soruyor çünkü. 141 de hafta 7 gün olduğu için 7'ye bölüyorum. Kalan 1. O zaman perşembeden bir gün önce, yani cevabım çarşamba. Çarşamba. Perşembeyi saymıyorum, bir gün öncesi çarşamba diyorum. Bu soru tipleri önemli dayı. Hepimiz TV kanalında 3 saatte bir reklam verilmektedir. Kanalımız ilk reklamını saat 2'de yayınladığına göre 39. reklamını saat kaçta yayınlar? Dayıcığım bunu da sen çöz istersen. Tabii ki dayı. Şimdi buradan yine meridyenlerimizi çizelim dayı. Bilgilerimizi evet, yansıtalım. Ne diyor şimdi dayı? Burada 3 saatte bir reklam veriyormuş. 14'te birinci reklamını vermiş. Bana 39. reklamının saat kaçta olduğunu söylüyor. Şimdi ben 39'dan 1 çıkartacağım. 38 reklam olmuş. Yani evet, o kadar sonrasını merak ediyorum. Ve 3 saatte bir reklam veriyormuş bana. Bunu da 3 ile çarpacağım. 114 saat. Şimdi benim burada modum neydi dayı? 114'ü kaça böleceğim ben? 24. 24 saat. Çünkü bir gün 24 saat. 114'ü 24'e böldüğüm zaman 18 saat. Ondan sonra 14'e 18 ekleyeceğim. 32. 32 de olmaz. O da mod 24'e göre yine 24 çıkartırsam saat 8'de olur. Sabah 8 buluruz. Sabah 8'de o reklamı da kim izler? Evet. Bir hemşire 6 günde bir, bir doktor 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Bayağı bir var dayı. Evet. İkisi birlikte ilk kez çarşamba günü nöbet tuttuklarına göre 6. kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar? Bir defa hemşire 6 günde bir, doktor 8 günde bir ise insan şunu merak eder. Ya kardeş siz kaç günde bir nöbet tutarsınız? Beraber kaç günde bir? O ve bokek konusu aslında. Evet. 6 ile 8'in hemen okeklerini bulurum. 24. 24'ü buldum. Bunlar beraber 24 günde bir. Sonra da gelsin meridyenler derim. Geldi meridyenler. Bana diyor ki ilk kez çarşamba günü. İlk kez çarşamba günü. 6. kez hangi gün diye soruluyor. Ben de hemen yaparım. 6'dan 1'i çıkarttım. 5 nöbet. Her bir nöbet birlikte gelmeleri 24 olduğu için 5 çarpı 24'ten 120 gün. Haftam 7 gün olduğundan 127'ye bölerim. Kalanı 1 bulurum. Çarşambadan bir gün sonrası cevabımda perşembe olur. Evet. Şimdi burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi eğer bu nöbet tutulan yerde pazar günü nöbet tutulmasaydı, o zaman ben haftam 7 gün değil, haftam 6 gündür. O zaman bunu 6'ya bölecektim. Modu ona göre ayarlayacaktım. Tabii ki. Ve diyelim ki böldüm. Kalan da 2 çıktı dayı. Kalan da 2 çıktı. İlk nöbetlerini de cumartesi tutmuşlar bunlar. Öyle düşünelim. İlk nöbetlerini cumartesi tutmuşlar. 6'ya böldük. Kalan 2 çıktı. Cumartesinden 2 gün sonra. Şimdi pazarı saymayacağım. Çünkü pazar diye bir günüm yok. Bizim logatımızda cumartesiden sonra pazartesi gelecek. Pazartesi gelecek. Yani cumartesiden sonra pazartesi gelecek bir gün, salı gelecek iki gün. Burayı tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şimdi eğer bir gün nöbet tutulmasaydı, atıyorum pazar günü, o zaman haftanız 7 gün değil 6 gün olacaktı. 6'ya bölecektiniz ve diyelim ki 2 çıktı, atıyorum. İlk nöbetini de bunlar cumartesi tutmuşlar. O zaman bizim cevabımız cumartesinden 2 gün sonra. Ama pazar diye bir günümüz yok. O zaman cumartesiden sonra pazar gelmiyorsa pazartesi, salı diyecektik. Bu da önemli bir uyarımız olsun. Bir de dayı bu soruya geçmeden önce şunu söyleyelim. ÖSS'nin sormuş olduğu şöyle güzel bir soru var. Diyor ki bir haftada diyor cumartesi pazar iki tane tatil günü vardır. 365 günde en fazla kaç tane tatil günü vardır? Şimdi eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız şunu iyi bilirler. Bir yılda 52 hafta var. Değil mi? Evet. 52 hafta. O zaman her haftada da 2 tane cumartesi pazar varsa 52 çarpı 2'den 104. 104.
Allah'tan ÖSS 10 sene şıklara 104'ü yazmadı. Evet. Çünkü 52 hafta 7 ile çarptığımızda 364 gün yapar. Ama benim 365 günüm var. O artan bir günde cumartesi ya da pazar olabilir. O zaman 104 artı 1'den en fazla 105 tane tatil günü olabilir deriz. Şimdi bu soruya baktığımızda günde 30 sayfa kitap okuyan bir kişi 765 sayfalık bir kitabı cuma günü bitiriyor. Buna göre bu kişi 95. sayfasını hangi gün okumuştur demiş. Dayı bu adam günde 30 sayfa okuyor. Evet. Kitapta 765 sayfa. Hemen bölerim. O zaman 25 yapar, kalan da 15. Yani 25 gün okumuş. Ertesi günde 15 sayfa geliyor değil mi? 25 ile 30 çarpsam 750. Evet. Artan 15'i de ertesi gün okuyacak. O zaman 25 günde 750 sayfa okur. 765'te 750 çıkarttığımızda şu 15 sayfayı buluruz. 15 sayfayı da ertesi gün, yani 26. gün bitirir. Bu adam kitabı 26. gün bitirmiştir. Evet. Şimdi bize 95. sayfayı söylüyor. Şimdi ilk 3 gün bu adam 30, 60, 90, 3 günde 90 sayfa okudu mu? Evet. 95. sayfası 4. güne denk gelir. O zaman gelsin ver diyenlerim. 4. gün soruluyor. 26. gün verilmiş. Çünkü kitap cuma günü bitmiş. Evet. O zaman 26. gün cumaysa 4. gün hangi gündür? Buranın 4. gün olduğunu arkadaşlarımız iyi anlasın. İlk gün 30, ikinci gün 30, üçüncü gün 30 etti 90. 4. gün 30 daha okuyacak. 30 daha okuyacak. 95. sayfa 4. güne geliyor, evet. Yani. Onun için 4. gün bize sorulmuş. 26'dan 4'ü çıkarttık, 22 gün. Hafta 7 gün olduğu için 7'ye böldük, kalan da 1. O zaman cevabım bir gün öncesi, yani Perşembe olur. Güzel bir soru. Güzel bir yorum sorusu aynı zamanda. Hayırlı olsun diyorum arkadaşlarımıza. Bu soru tiplerini tekrar edip benzer sorularla kendilerini geliştirirler inşallah. Başarılar.